hayallerinizi sağlıklı, konforlu ve çevre dostu bir ortama dönüştürüyoruz. Standart üretimimiz dışında her türlü proje çalışmalarına da imza atmaktayız. Firmamızın başlıca önem verdiği özelliği dayanıklı, rahat, kullanışlı ürünler üretmek ve beğenisine sunduğumuz değerli müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır. Daha nice beraber yıllar geçirmek umudu ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Firmamız için müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelmektedir. Herkese iyi günler. Emek Dünyası'yla bu hafta da karşınızdayız. Bu hafta Emek Dünyası'nda Torbalı'da kurulu bulunan Philip Morris, dünya devi Philip Morris sigara fabrikasındaki işçi direnişini konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda da biz bu oradaki mücadeleyi, sendikalaşma mücadelesi aslında konu etmiştik. Orada henüz bir örgütlenme süreci vardı o dönemde. Bu süreçte oradaki örgütlenme süreci başka bir aşamaya evrildi ve patronun da oradaki sendika üyesi işçileri işten atmasıyla bir direniş gerçekleşiyor şu anda fabrikada. Bu direnişi konuşacağız. Hangi durumda şu anda bu direniş? İşçilerin talepleri neler? Sendikayla patron arasında bir görüşme sağlanabildi mi? Bunu konuşacağız. Konuklarımızı ben size tanıtayım hemen. Disk Gıda İş Ege Bölge Temsilcisi Ufuk'tan Öden bugün bizlerle birlikte. Ve direnişçi işçi arkadaşlarımız Çınar Çimen ve Aytaç Sagipoğlu da stüdyo konuklarımız arasında kendileriyle var olan direnişi etraflıca değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz bütün konuklarımız. Ufuk Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Geçtiğimiz haftalarda sizi konuk etmiştik. Henüz üye yapma aşamasındaydınız. Sendika bir örgütlenme aşamasındaydı. Ama sonra son derece hızlı bir ivme kazandı. Hem üye sayısı arttı. Buna da patronun cevabı işçileri çeşitli gerekçelerle işten atmak oldu. Daha çok siz Euroserv, yani Philip Morris'in taşeron firmasında örgütlüydünüz ve işten atılan işçiler de genelde Euroserv çalışanları anladığım kadarıyla. Biraz son durum nedir? Kaç işçi arkadaşımız işten atıldı? İşten atma gerekçeleri neydi? Buradan başlayalım isterseniz. Evet, şimdi aslında bize yabancı şeyler değil bunlar, biliyorsunuz. Ülkede birçok yerde benzer şeyler yaşanıyor. Aslında patronlar genel olarak işçilerin sendikalı ve örgütlü çalışmasını istemiyorlar. Maalesef ülkedeki yasalar da biraz buna uygun şekilde düzenlenmiş. Daha çok patronlar burada daha geniş bir alanda manevra yapma hakkına sahipler. İşçilerin de bunun karşısında meşru ve demokratik bir mücadele hattı dışında gerçekten bir şansları yok. Evet. Yani yasalar üzerinden bakarsak, sendikalı olmak, istediği sendikayı tercih etmek bir anayasal hak işçi için kağıt üzerinde böyle görünse de her yerde karşılaştığımız şey şu: işçiler talepleri üzerinden sendikal örgütlenmeye giriştikleri zaman başlarına gelen şey genelde baskı uygulamak, işten atmak gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Burada da böyle oldu. Karşımızda bir dünya devi var. Philip Morris, biliyorsunuz, uluslararası çok büyük bir sigara tekeli. Evet. Biz sendikal örgütlüğümüzü geliştirdiğimiz ve üst boyuta ulaştırdığımız, yani %70 oranına getirdiğimiz süreç içerisinde tabii patronlar burada bir sendikal örgütlenmenin geliştiğini fark ettiklerinde ilk hamle olarak 4 işçi arkadaşımızı Kemalpaşa Havzası'na sürgün etmek istediler. Başka bir iş yerinde. Yasalarda böyle bir hakkı var. İl hudutları içerisinde başka bir yerde çalıştırabilir. Ama
Ya bunun bile bir şekli, şemali, yolu, yöntemi var. Patronun ilk hamlesi bu oldu yani. Evet, ilk hamlesi bu oldu. 4 tane işçiyi çağırdı. Sizi dedi işte 100 kilometre ötede başka bir fabrikada çalıştırmak istiyorum. Evet. İşçiler haklı olarak yıllardır orada çalışıyor. Çoluğu çocuğu orada okuyor, yerleşmiş. Yani ha deyince gidip 100 kilometre ileride bir fabrikada çalışamaz. Bir kere patronun böyle bir hakkının olması son derece... Yanlış. Ha, o bile tabii temelde bu bile yanlış. Bunun bile prosedürüne uymadılar. Yani hani bir ne bileyim bir bildirimde bulunmak, resmi bir yazıyla bir süre tanımak, hani bunu kabul eder misin, değerlendirme zaman, böyle bir şey yok. Çağırdılar, dediler gidiyor musun? Gitmiyoruz. İyi o zaman hadi güle güle dediler. Ertesi gün işten attılar. Evet. Yani insanların, çoluk çocuğunun geleceğini bu kadar kolay harcamak, buna uygun yasalar bizim zaten tümden reddettiğimiz bir yaklaşım. Şimdi bunun üzerine haklı olarak arkadaşlar dediler ki ya yarın bizim başımıza da gelecek olan bu. Hı hı. Ve dolayısıyla bir tutum aldılar. Demokratik bir tepki gösterdiler. Fabrikada bir açıklama yaptılar. Biz de katıldık açıklamaya. Dedik ki yani haksız hukuksuz işçilerimizi sırf sendikalı oldular diye böyle bir muameleye tabi tutamazsınız. Yani bir basın açıklaması yapıldı. Evet. Onun için bir böyle bir fabrikadaki herhangi bir aynen. Makinalara, şunlara, bunlara zarar veren bir şey yok. Asla evet. Öyle bir şey olmadı. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Bir basın açıklaması yaptık. Bir işte fabrikanın içinde çekimleri vardır. Sizin gibi duyarlı basın yayın bunları yayınladılar. Gazetelerimizde çıktı. Bir yarım saat böyle bir basın açıklaması sürdü. Sonra arkadaşlar işe geri döndüler yani. Evet. Ama üzerine hemen bir 11 işçiyi daha aynı şekilde işten atmaya yöneldiler. Şimdi dolayısıyla bu hani yaklaşık 500 işçinin örgütlü olduğu bir yerde bize göre çok hukuksuz bir yaklaşımdı. Bunun üzerine biz de sendika olarak tabii. Neyi gerekçe gösterdiler bu işten atmalarda? İyi bir yerinde sordun. Ya şimdi hiçbir patron işçi sendikalı oldu diye işten atamaz. Biliyorsunuz. Evet. Kanunen bu yasak. Ama her yerde sonuçta yapılan... Sendikalı olmak anayasal bir hak yani. Tabii aynen. Her yerde yapılan şu. 46. madde diye bir madde var. İçine her şeyi sokabilirsiniz. Hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık... O yasaklanmadı mı? Pandemi döneminde de çok fazla kullanılmıştı. Yok, bir yasaklandı sanki. Yok, bunu gerekçe gösteriyorlar. Bir de bu genişledi. İşte atıyorum 25'ten 50'ye kadar böyle bir sürü madde var. Rakam var. Buna sığınarak işçi arkadaşlarımıza çıkış verdiler. Şimdi... Biz haklı olarak şöyle bir şey soruyoruz. Ya bu işçi arkadaşımız 10 senedir bu iş yerinde çalışıyor. 8 senedir bu iş yerinde çalışıyor. Hakkında en ufak bir olumsuz tutanak olmayan adam bugün sendikalı oldu, ertesi gün hırsız mı oldu? Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ve bu çok çirkin bir şey. Bir kere bu tutum işçilerin aslında normal tepkilerini çok daha üst boyuta sıçrattı. Yani işçiler hırsızlıktan mı suçlandı? Aynen bundan suçlandı. Ahlaksızlıkla suçlandılar. Zaten size şöyle söyleyeyim. Biz 350-400 arasında üyemiz vardı. 11 işçi atıldıktan sonra 500'e çıktı üye sayısı. İşçi buna tepki gösterdi. Yani çünkü işçi gerçeği biliyor sonuçta. Tabii işçi biliyor ne olup bittiğini. Evet. Dolayısıyla bir de ben hani sorunuzun cevabını uzatmak istemem ama temelde şöyle bir sıkıntı var. İşçi arkadaşlar da bunu anlatacaklardır. Kamuoyunda şöyle bir algı yaratmışlar. Ya Marlboro dünya devi, herkes burada işe girmek istiyor. Burada evet. Haklar çok iyiymiş, maaşlar çok iyiymiş falan. Korkunç bir yanılgı var. Burada iki şekilde işçi çalıştırılıyor. Philip Morris bölümünde 1200'e yakın işçi kadrolu ve sözleşmeli çalıştırılıyor. Evet bunlarda ücret ve sosyal haklar iyi ama aynı yerde, aynı fabrikada, aynı alanda, aynı işi hatta çok daha zorunu yapan Euroserve bağlı taşeron işçisi asgari ücretle çalışıyor. 10 yıldır, 15 yıldır çalışıyor. Evet o zaman ben hemen Çınar Hanım'a döneyim. Evet. Siz nasıl karar verdiniz sendikalı olmaya? Oradaki hangi çalışma koşulları sizi sendikalı olmaya itti? Ya zaten çalışma koşullarımız bizim biraz yorucu ve yoğun, seri bir şekilde çalışıyoruz sürekli. Ben kafeterya personeliyim. 3 tane kafeteryaya bakıyorum. Ana kafeterya, büyük. Zaten üretim kafeteryalar olduğu için yoğun. 8 saat bu şekilde çalışıyorum. Asgari ücretliyim. 5 evet. yıldır, 5. yılıma girdim. 4 yıl bitti. Bu şekil söylediğim zaman işte 5 yıldır buradayım, hiçbir iyileştirme yapmıyorsunuz. 5. yıla girdim.
hani bir iyileştirme istiyorum, görüyorsunuz. Yani kanter içinde kalıyorum, çok fedakarlığım var. Hatta kendimden ödün vererek çalışıyorum. Bazen geliyor, tamam sen bana mola yap diyorsun ama benim o işim olmadan ben o molayı yapamıyorum bazen. Yani o yüzden koştura koştura iş çalışıyorsun. Hep bir tempo, hep bir tempo. Bunu iyileştirmesini karşılığını istiyorsun. Karşılığını istediğimiz zaman kesinlikle olmaz. Asgari ücretinin bir kuruşu fazlasını veremeyiz. Evet, çok iyi bir elemansın. Çok. Neden veremiyorlarmış? Neyle gerekçelendiriyorlar? Biz sizi asgari ücretle aldık. Size zaten asgari ücretli olacağınızı söylemiştik. Bana böyle bir şey söylenmedi. Ben girerken performansıma göre değerlendireceğimi söylemişlerdi. Ama kesinlikle öyle bir değerlendirme olmadı. Evet. Hatta zam yapacaklarını bile söylediler. Yapılmadı. 5 yıldır da bu şekilde devam ediyor. Artık herkes bıksı. Çünkü hiçbir iyileştirme yok. Ben bayramlarda çalışıyorum. Temizlik personeli olarak sürekli bayramlarda mesaideyiz biz. Temizliğini yaparız, orayı her şeyini yapıyoruz. Hiçbir şekilde geri dönüş yok, bir iyileştirme yok, bir ne bileyim bir tıkırtı yok, bir şey yok, hiçbir şey yok yani. Peki çevrede şey oluyor mu? Ya ne güzel işin var, Philip Morris'te çalışıyorsun, evet, maaşın yüksektir falan. Kredi çekmeye gidecektim, size başıma geçen bir olayı söyleyeyim. Evet. Kredi çekmeye gidecektim. Bana dediler ki, ooo çok güzel yerde çalışıyormuşsun, süper. Dedim ki, bir de bordo kağıdıma bak, ondan sonra söyle. Bordo kağıdıma bakınca inanmıyorum. Bu kadar mı asgari ücret mi alıyorsunuz? Evet dedim, bak 4 yıldır ben orada çalışıyorum. O zaman 4 yıldı. 4 yıldır çalışıyorum, asgari ücret alıyorum. 1 gram bir fazlalık almıyorum. Ve bana bunun iyileşemeyeceğini de söylüyorlardı. Söyleyince artık yani biz de insanca yaşamak istiyoruz. Çoluk çocuğumuza daha çok şey yapmak. Hepimiz çocuk geçiniyoruz ve ekonomik krizleri biliyorsunuz. Evet. Yani bir sene önceki alabileceğimizi şimdi alamıyoruz. Daha kötüye gidiyoruz. Bu maaş yetmiyor bize. Yani bunu ispatlı. Peki sendikayı nasıl duydunuz? Ya da sendikalı olmanız size teklif edildiğinde bir kaygı, korku oldu mu içinizde? Gerçekten insanlar o kadar bunalmıştı ki. Yani sendikalaşma süreci 10 günde 500 kişi üye oldu. Çünkü artık yani bıçak kemiğe dayandı gibi bir şey. İnsanlar bıkmıştı. Çok kısa sürede çok fazla örgütlendi. Ya bekliyor muydunuz peki bir işten atılmayı sendikalı olunca? Yani bir ihtimal bekliyorduk ama hani şey diyorduk, gerçekten de biz orada çalışırken biz kendi ailemiz, evimiz gibi görüyorduk. O fedakarlıkla çalışıyorduk. Bize de bu fedakarlığı yaparlar diye düşünüyorduk. Hani bizi de düşünürler, kaybetmek istemezler. Biz oraya evimiz gibi baktık. Aynen. Onlar da bize sahip çıkarlar diye, evet, düşündük. Ben mesela oradan çıkarken 8 saatim doldu. Bana ne olursa olsun demeyen bir işçiydim. Evet. Birçok arkadaşım da o şekilde çalışıyordu. Yani bütün makineleri kontrol edeyim, aman zarar gelmesin, aman şey yapmasın. Ben 5 yıldır oradayım. Ne bir tutanak yedim, ne herhangi bir makineye zarar verdim. Ya da işvereni bir kayba sürükleyecek tek bir hareketim olmadı. İş kurallarına tamamıyla uyan bir insandım. Sadece tek şeyimiz, yani bizim evimiz gibi, ben yarın buraya geleceğim, bu işi ben yapacağım. Daha temiz, daha düzenli, daha yani işçi, orada çalışanlar içeceği çayı, kahvesi tertemiz olsun, aman daha güzel yararlansın diye mücadele ediyorduk. Yani ben oradaki yönetimden de bunu beklerdim. Hani işçim çok özverili, ben de bu özveriyi işçime vereyim. Yani şimdi bak, ben mesela yanımda yeni bir işçi girse, 4-5 ayda fabrikayı öğrenemez bile. Öğrenemez yani, işi de öğrenemez, şeyi de öğrenemez bölgeyi, ama öğrenirsin, belki şey yaparsın. Bizim kadar özveriyle çalışan işçiler olacak mı acaba? Biz gerçekten orayı çok benimsemiştik, ailemiz gibi görüyorduk. Yani ben evde çoluk çocuğumdan çok oradaki arkadaşlarımı görüyordum. Yani, peki bu kod 46 ile atılınca ne hissettiniz? Yani böyle sizin işte çok üzüldüm. Yüz kızartıcı bir... Çok üzüldüm gerçekten de. İlk başta yanımda iki arkadaşımdan çıkartılmıştı, benim ekibimden. Çok üzüldüm. Yani hiç layık olmayacağınız şeydi. Yani bizi buna layık görecek. Çünkü 5 senedir sen oradasın. Yani hiçbir şey yapmamışsın. Fabrikanın en ufak bir zarar değdirmemişsin. Kod 46. Bu ithamı yapmak bile beni çok kırdı gerçekten. Evet. Hala da o evet, hala o duygu var bende. Yaşıyorsunuz. Ben hemen Aytaç Bey'e döneyim. Siz peki ne hissettiniz işten çıkarıldığınızı duyduğunuzda? Özellikle kod 46 ile çıkarılmak sizde nasıl bir duyguya yol açtı? Üzüldük. Açıkçası Sınar ablamın da dediği gibi yıllarca fabrikaya emek ettik. En iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Her zaman bizden kalifiye iş istendi, kalifiye işçilik istendi.
Ama yani o kadar iyi hizmet etti, kendilerine birçok ödül kazandırdı. Bizim sayemizde değer kazandılar. Bizim sayemizde para kazandılar. Evet. Üzüldük gerçekten de, yani düşündük biz bunu hak edecek, ne yaptık? Biz sadece hakkımızı aramıştık. Sadece emeğimizin karşılığını istemiştik. Yani bununla itham edilmek, bununla yargılanmak. Gerçekten de tüm işçi arkadaşlarım, orada çalışan tüm emekçi arkadaşlarım arasında yani hizmet, yani üzüntü yarattı. Çok üzüldü arkadaşlar. Siz kaç yıldır orada çalışıyordunuz? Ben 7 yıldır çalışıyorum. 7 yıldır, evet. Peki orada işte farklı, işte aynı işi yaptığınız işçilerle farklı bir maaş skalası da var. Bu size nasıl bir duygu uyandırıyordu? Bu her zaman bizi ikinci sınıf çalışan, ikinci sınıf insan gibi kendimizi görmeye iten bir skalaydı aslına bakarsınız. Her zaman işte tamam aynı işi yapıyoruz, aynı bölümde görev alıyoruz. Arkadaş, yani diğer kadrolu arkadaş makinenin start tuşuna basıyorsa onun tütününü, ağız kağıdını, makinasının enerjisini, vakumunu, basınçlı havasını biz veriyorduk. Makinasının temizliğini biz yapıyorduk. Makinasına gidecek filtrenin sevkiyatına dahi yardımcı oluyorduk. Yani makinasına kadar götürüp sistemsel olarak bunu makinasına onun yüklüyorduk. Ama tabii aradaki ücret farkı afakiydi. Bunlar gözde görülüyordu. Tabii üzülüyorduk, düşünüyorduk neden böyle. Hep sürekli bunu konuşuyorduk bir üst yönetimle. Hep isteklerde bulunuyorduk. Sabredin, düzelteceğiz. İşte öyle olacak arkadaşlar. Birazcık daha sabır. Hep bir oyalama politikası. Hep bir geçiştirme politikası. Bu böyle geldi, böyle gitti. Hep yani kadrolu işçilerle de... Sendikalı olduğunuzda siz de böyle bir işten atılma da karşılaştığınızı tahmin ettiniz mi? Tabii ki Türkiye genelinde... Yoksa haklarınızın verileceğini mi düşünüyordunuz? Biz istiyorduk ki haklarımızın verilmesini istiyorduk. Bu hak arayışındaki serzenişimizin duyulmasını istiyorduk. Ya fakat bu Türkiye'nin her tarafında böyle. Yani hakkını arayan bir işçi, örgütlenen bir işçi hiçbir zaman istenilmemiştir fabrikalarda. Çalışma ortamında. Evet, bayağı da mesajlar var. Fabrikadaki direnişçi arkadaşlar olduğunu tahmin ediyorum. Volkan Bey, Şahin Bey, Turgay Nedim, hepsi selamlar iletiyorlar. Turgay Nedim Sür direne direne kazanacağız demiş. Tuğçe Gezer yine Zafer direne bizlerin olacak demiş. Philip Morris cezaevi diyorlar. Biraz böyle çalışma koşulları dışarıdan görüldüğü gibi değil anladığım kadarıyla. Nasıl cezaevi derken neyi kastediyor arkadaşlar? Bizim gazetemizde de aslında yine sizin açıklamanızdan gelmişti. Evet. Şöyle de göstereyim. Başından beri de İz Gazete, İz Medya zaten işçilerin yanında. Fabrika mı, cezaevi mi? Ne demek istiyor burada? Nasıl da çalışma koşulları, şartları? Aslına bakarsanız bu direnişimiz başladığında işveren, yani patron o kadar katı önlemler aldı ki bize direniş sırasında. Yani inanılmaz şeyler, yani şu anda benim diyen bir insanın parasıyla yapamayacağı şeyleri yaptı. Gücüyle yapamayacağı şeyleri yaptı. Yani 73 bin metrekare çitin etrafını, yani bir gecede, bir günde, iki günde brandayla çevirmek nedir? Çitleri, yani Ufuk Bey bize üstünden sesleniyor diye, onları yani 4 metreden 6 metreye çıkarmak, fabrikanın önüne hendek kazmak, daha sonra ana fabrikanın giriş... Fabrikanın önüne hendek mi kazıldı? Evet, evet kazıldı. Savaşa gidiliyor sanki değil mi? Evet, evet. Ortaçağ evet. Savaş taktikleri maalesef, genelde. Maalesef bunları da gördük. İçeride direniş sırasında lavaboların kapatılması, işte cep telefonlarımı şarj ettiğimiz prizlerin ve orada çay ısıtıcı makinesini kullanıp da bir nebze de olsun geceliğin soğukta çay içtiğimiz makinelerin enerjilerinin kesilmesi, dışarıdan aş ekmek geliminin bize su geliminin engellenmesi, tellere değmeyin, işte oradan bir şey atmayın yukarıdan. Yani buldukları her boşluğu bize arkadaşlar bir ekmek arası bir şey getiriyorlardı. Yani bir tane ayna. Yani aç, susuz, tabii. Tuvalete gitme. Zorlandı. Yani bütün kesinlikle. İnsani özelliklerde bekliyor muydun o kadar böyle tepkini? Ya bu kadar tepki açıkçası bu kadar insan haklarından bahseden bir iki büyük dünya devi firmanın ya bu kadar insan haklarına saygısızca davranabileceğini, bu kadar haklarımızı gasp edebileceğini yani bunu düşünemedik. Bu kadar yani işçiye karşı, emekçiye karşı bu kadar canavarca bir yaklaşımı kesinlikle öngörmemiştik biz. Evet. Halbuki oralara harcadıkları paraları size verseler belki zaten daha kolay olur. Her şey yoluna girmişti. Her şey yoluna girmişti. Ve biz daha canlı vermektense gidip orada. Peki bu dünyada gerçekten neredeyse tekel diyebileceğimiz bir firma Philip Morris. Kaç fabrikası var bilmiyor musunuz? Biliyor musunuz? Yani yüzlerce fabrikası vardır. Diğer ülkelerdeki fabrikalarında durum nasıl? Yani Philip Morris her ülkede böyle sendika düşmanı mı yoksa bu Türkiye'ye özgü bir şey mi?
Şimdi bu belki de biraz sınıf mücadelesiyle ilgili ölçülebilecek bir şey. Dediğiniz gibi dünyanın her yerinde bunların fabrikaları var ve biz uluslararası büyük bir tekele karşı mücadele ettiğimizi de biliyoruz işin doğrusu. Evet. Ve dolayısıyla sadece Türkiye'de sınıf kardeşlerimizde değil, aynı zamanda dünyanın neresinde olursa olsun işçi kardeşlerimizle bu mücadelemizi birleştirmek istedik. Öncelikle de bu Philip Morris fabrikalarındaki işçiler. Dolayısıyla ilişkiler kurduk. Berlin'de, Münih'te Philip Morris'in fabrikaları var. Buralarla görüştük. Burada uluslararası işçi konfederasyonlarıyla görüştük. İsviçre ile görüştük. Amerika ile görüştük. Ama gördük ki, örneğin İsviçre ile ilgili bir şey söyleyeyim ben. Orada iki ayrı fabrikada sendikalı arkadaşlar, iş yeri komiteleri var. Ve yanılmıyorsam dündü. Dün bu iki fabrikanın komiteleri bir araya geldi ve Torbalı Marlboro işçileri için neler yapabileceğini programını yaptılar. Yani İsviçre'deki Marlboro işçileri Türkiye'deki işçilere bir destek toplantısı yaptılar. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu kararları bize yakında iletecekler. Nasıl bir dayanışma içinde olacaklarını. Mesela, oralarda mesela çalışma koşulları nasıl, ücret düzeyi nasıl? İşte mesela onu öğrendik. Şöyle söyleyeyim. 3500 ile 3800 euro arasında hesap etmekte bile zorlanıyoruz biz şimdi. Hani 18,5 olunca değil mi? Evet, yani yaklaşık 60-65 bin arası. Ya hani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bakın hani tamam Avrupa hani orası pahalı burası ucuz meseleler hep böyle televizyonlarda tamam, da siyasetçiler şimdi tartışıyorlar ama böyle değil, böyle bir şey yok. Yani 5500 ile 65000 arasında hani öyle enflasyon yani da 12 işçi oradaki bir işçi ediyor neredeyse baktığımızda. Aynen öyle. Bir de şöyle yani Türkiye'de çalışan işçiler bu kadar mı dersin? Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey. Mesela biz oralarda en azından gördüğümüz yerlerle ilgili söyleyeyim. Taşeron diye bir şey duymadık. Evet. Yani adam Philip Morris'in işçisi, kadrolu işçisi, sendikalı çalışıyor. Ya buradakiyle aynı şeyi yapıyor. Patronu da aynı. Hani ona 65.000 veren patronla 5.000. Ha burada şöyle bir gerekçelendirme yapıyorlar. Ya o benim işçim değil. Taşeron iş. İyi de taşeronu oraya sokan da sensin. Evet. Yani bir de şöyle bir gerçeğin kendi bilinmesi. Kendi işçisine de tamam taşerona göre kendi işçisi bir nebze daha yüksek o alıyor da belki ama tabii o da 6'da 1'ini alıyor yani. Daha dün biliyorsunuz Türk İş açlık ve yoksulluk rakamlarını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık yoksulluk sınırı 26.000'e çıktı. Evet. Bir tane Philip Morris işçisi yoktur ki iddia ediyorum kadrolu 26.000 alsın. Onlar da 10.000, 15.000, 18.000 o aralarda hani bize göre taşeron işçilerine göre daha iyi. Ama onlar da sonuçta yoksulluk sınırının altında çalıştırılıyorlar. Yani dediğiniz gibi hani aynı patronun aynı işçileri yani oradaki insanlar niye burada insan değil? Peki burada sizin orada bir 3 gün süren bir fabrika için direnişiniz oldu. Sonra bu orada kolluk güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. O nasıl gelişti? Ondan biraz bahsedin isterseniz Çınar Hanım. Tabii. Ya içerideydik işte. Bizi dinlesinler diye bekledik. Sonra 103 arkadaşı aynı anda çıkartınca kolluk kuvvetlerine de bunlar benim elemanlarım değil. Bahçemden çıksınlar deyince yani arkadaşlar da artık yani yapabilecek bir şeyimiz yok. Direniyoruz ama bu öyle böyle bizi dışarı çıkartacak. Çünkü zaten bir kapalı bir alandalar insanlar. Evet. Ondan sonra dışarı çıkma kararı aldık. O şekilde arkadaşlar dışarı çıktılar. Peki orada polisin tavrı nasıldı? Hani sonuçta polis bir yerde sizin de güvenliğini sağlamak için orada. Nasıl davrandı size? Ya orada daha çok muhatap olan bizdik. Polis arkadaşlarla ve iş yeri güvenlik görevlileriyle. Şimdi şöyle ki olay gelişti. Arkadaşlara peşi sıra devletten yani SGK'dan işte 46. maddede işten atıldınız diye. İşte iş adliniz fesi olmuştur, sonlandırılmıştır gibi mesajlar gelmeye başlayınca zaten polise bir hareketlilik olduğunu gördük biz. Yavaş yavaş müdahale için toplandılar. Evet. İçeride direnen arkadaşların etrafına. Akabinde ise işveren o kadar akıllıca hazırlanmış ki bu oyuna. Valilikten, kaymakamlıktan oranın çalışanı olmadığımıza dair yazı getirdi. Ve artık siz bizim çalışanımız değilsiniz. Bizim fabrikamızı işgal ediyorsunuz,
polis zoruyla dışarıya atılacaksınız. Şimdi şöyle de bir orantısızlık da var. İçeride biz 100 kişi direniyoruz. 500 tane çelik kuvvet var. Yani karşı koymaya kalksak çok daha kötü şeylerle karşılaşacaktık. Zaten oradaki 2 günlük direniş sonucunda insani hak ihtiyaçlarını göremeyen işçi bayağı bir yorulmuştu. Hasta olduk hepimiz. Ağzımız burnumuz yara içinde kaldı. Lavabo ihtiyaçlarımızı göremedik. Yani bir sıcak bir şeye hasret kalmıştı. İşçilerin daha fazla yani işveren o kadar kötü bir hale çevirdi ki işi. Adeta şu anda gitseniz görseniz fabrika tam kapalı bir cezaevinden farksız. Evet. Tamamen bir sanki kuşatma altına alınmış böyle aç susuz bırakıp bir şekilde işçilerin teslim aldılar. Peki orada benim anlamadığım nokta şu. Sonuçta bu Philip Morris Amerika merkezli bildiğim kadarıyla. Evet. Doğru. İsviçre'de de herhalde merkezi var. Yaman ama merkezi çıkışı, orada ama Amerikan şirketi. Tabii Amerikan sermayesi. Burada Türkiye'de çalışan işçiler bir Amerikan firmasına karşı bir hak arayışı içerisine giriyorlar ve haklarını almaya çalışıyorlar ama Türkiye devleti Amerikalı patronun yanında yer alıyor. Ya bu nasıl bir durumdur? Yani bunu siz hani görüşüyor musunuz şöyle, oradaki kolluk güçleriyle, kamu yöneticileriyle? Ya, hani yerli ve milli olmak şu aralar moda ya. Ya burada niye yerli ve milli olunmuyor? Ya şimdi biz aslında şöyle bir şeye özen gösterdik. Bak dedik ki ya bizim hedefimiz polis değil, bizim karşımızda bir patron var. Evet. Bizi 21. yüzyıl koşullarında açlık, sefaletle kafasına göre çalıştırmak istiyor. Ama yeter yani, böyle olmaz. Sen dünya devisin. Yani 3 kuruşu işinden esirgiyorsun, bu işinden nasıl huzur olacak? Dolayısıyla biz buna özen gösterdik. Demokratik ve meşru eylemlerde özen gösterdik. Ama bu sizin dediğiniz duygulara kapıldığımız çok zaman oldu. Nasıl oldu? Ben mesela 2 tane örnek vereyim size. İster istemez düşünüyorsunuz bunu. Şimdi ben her gün geldim, fabrikanın korkuluklarının önünde arabamla yanaştım, işçilerle konuştum. Her meseleyi beraber değerlendirdik. Nasıl davranalım, ne yapalım? Bir gün geldiler, işte arkadaşlarının anlattığı gibi o korkulukların önüne brandaları çektiler. Allah Allah, ya ben işçiyle nasıl konuşacağım yani? Arabamın üstüne çıktım. Arabamın üstüne çıkınca tabii engeli aşmış oldum. İşçi arkadaşlarımızda da iyi bir moral motivasyon oldu. Ya arkadaş, bir haftadır ben oraya arabamla geliyorum. Bir hafta sonra emniyet ekipleri geldi. Sen burada arabayla duramazsın. Niye duramam abi? Trafiği tehlikeye atıyor. Ya trafiğin dışındayım ben, hani o ne derler, o güvenli bölgenin de yani toprak bir yerdeyim, yani toprak bir yer. Yok olmaz, biz sizi buradan çekeceğiz. Ya şimdi aklınıza şu geliyor. Patron içeriden diyor, ya kardeşim bak bu benim işçimle buluşmayı hala bir şekilde sağlıyor, buna engel olun. Hani sen, ben şöyle bir şey demek istemem, böyle bir emir komuta işliyor. Ama sen onu düşünüyorsun. Bir haftadır olmayan kanun bugün mü ortaya çıktı? Evet. Bir haftadır ben emniyeti, trafiğin güvenliğini sarsmıyordum da bugün mü sarstı? Mesela 10 yıldır çalışan, iyi çalışan işçi sendikal olunca mı işte kötü oldu? Aynen böyle. Ya da fabrikanın önünde açıklama yapıyoruz. Bir güney kapısı denen bir kapı var. Orada geliş gidişli bir trafik işliyor. Bayağı tırlar geliyor gidiyor. Biz de gelip gidiyoruz. Biz bir hafta sonra o kapıda eylem yapmaya kalktık. Ben hatta o gün orada bir direniş çadırı kuralım dedik arkadaşlarla. Ya bir baktım yolu polis oradan kesmiş. Niye? Ya burası tek gidiş. Ya abi ben buraya bir haftadır geliyorum. Yani bu nasıl bu tek gidiş oldu? Yani düşünün, hani bakıyorsun keyfi bir şey. Hani şimdi işçi olarak, biz sendika olarak da şunu düşünüyoruz. Ya burada hakkını aramak suç mu? Değil yasalara göre. Demokratik hak mı kullanıyorsun? Demokratik hak kullanıyorsun. Haksız ve hukuksuz bin bir türlü hileyle işçiyi işten atan patron mu? Ben o zaman şöyle düşünüyorum. Ya bu polis, emniyet güçleri halka hizmet için buradaysa abi benim önüme barikat kurmayacak. Gidip patronun önüne Amerikalı barikat kur. Amerikalı işçi, İtalyan işçi, İsviçreli işçi insan gibi yaşıyor. 60-70 bin lira maaş alıyor da yani gel işçi niye almıyor? Evet. Hani bunun önünde ya devletin buna destek olması lazım. Kendi vatandaşının refahını artırmak için uğraşması lazım. Aynen öyle. Hani suç unsuru olabilecek bir şey olsa bakın bunu anlarım. Gerçekten söylüyorum ve bugüne kadar hiçbir arkadaşımızın polise karşı özel bir tutumu olmamıştır.
Ama şimdi işçi arkadaşlarımız da şaşırıyor. Ya diyorlar ki yani bunlar patronu koruyor, bizi koruması lazım. Çoluk çocuğumuzu aç bırakan bunlar, sokağa atan bunlar. Tuvaletleri kapatan, ya böyle bir şey olur mu? Ben inanın siz duydunuz mu bilmiyorum. Türkiye'nin her yerinde işçiler hak direnişleri yapıyorlar. Ya adamın tuvaletini kapatmak nedir abi? Ya sürekli dış mihrak, dış mihrak diye. Al sana dış mihrak. Al sana işte, yani. Dış mihrak. Tabii sen Amerikan abi sermayesini koruyorsun abi, dediğin çok doğru. Hani diyorlar ya yerli ve milli hükümetimiz, geliyor adam buraya, sermaye yatırıyor. Türkiye işçi sınıfının alın terini çatır çatır sömürüyor, parasını da ülkesine götürüyor. Nasıl yerli milli oluyorsun? Evet. Burada bu, vatandaşını koruyacağını Amerikan tekelini koruyorsun. Yani işçiler yüksek maaş alsa, tabii ki bu Türkiye için iyi bir şey. Esnaf kazanacak, evet, oradaki insanlar kazanacak. Ama şimdi Çınar Hanım şeyi merak ediyorum. Genelde bu mücadelelerde kadın işçiler hep daha önde olur, daha böyle direngen olur. Philip Morris'te durumlar nasıl? Kadın işçiler böyle mücadelede... Bizim kadınlarımız da valla onlar da bayağı bir önde ve güçlüler. Eylemlerde falan en önde kadınlar olur, erkekler evet, arkalarda evet dururlar. Çünkü onlar da hep arkadaşlarımıza her zaman en önde destek veriyoruz. Zaten hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Aile gibi olmuşuz. Ondan şey yapıyoruz, eşlerimiz de destek veriyor arkamızda. Çocuklarımız da destek veriyor. Öyle mi? Sadece biz biraz değil. Biraz da kadınlara bu konuda da hani engel olmaya çalıştılar. Ne işin var kadın başında falan, öyle tepkilerle çevrenizde karşılaştınız mı? Bütün katılan bayan arkadaşlarımın eşleri de geliyorlar. Hmm. Kendileri getiriyorlar. Hmm. Çocuklara çok güzel destek veriyorlar. Ya yani benim çocuklarım da çok destek veriyorlar ve gurur duyuyorlar. Öyle mi? Anne emeğinin peşinden koştuğun için seninle gurur duyuyoruz. Ne güzel. Yani çocuklarımız da bizimle gurur duyuyor bu anlamda. Eşlerimiz de her zaman arkamızda destekçi. Bayanlarımız gerçekten bu konuda biz haftalardır kimse evine bir süpürge tutmuş değil. Değil. Değil yani. Herkes ekmeğinin peşine koşuyor. Bakalım inşallah sonucumuz çok güzel olacak. Zaten süpürgeyi tutmak illa kadını görebilir. Aynen, aynen. Yani, biz şu anda kendi emeğimizin peşindeyiz. Direnişimizin evet peşindeyiz. Peki nasıl böyle direniş alanında daha önce işçiler arasında olmayan dayanışma, böyle birlikte mücadele güçlendi mi? Yani işçiler arasında daha tabii farklı ki, bir duygular gelişti mi? Tabii ki yani oluyor tabii ki çalışma ortamları, herkesin fikri birbirine uymayabiliyor. Çeşitli sebeplerle birbirine konuşmayan arkadaşlarımız dahi o gün tek yumruk tek... Küsler bile barıştı mı yani? Barıştık, küsler dahi hepimiz barıştık. Özkan güzel bir şey söylemişti, bu da işçi arkadaşlarımızdan bir tanesi. Abi dedi, yıllardır bu fabrikada beraber çalıştığım, oturup beraber çay içmediğim adamla dedi, gece burada dip dibe aynı battaniyeye sarılıp yatıyoruz dedi. Mücadele birleştiriyor işçiyi de. Evet, evet. Peki daha önce bu tarz bir şey içerisinde yer aldınız mı bilmiyorum ama buradaki hedefiniz ne? Yani ne olursa siz bu mücadeleyi başarılı mı sayacaksınız? Yani daha önce de biz belirttik, oradaki konuşmalarımızda da belirttik. Bizim amacımız burada... Yani bağcıyla hiçbir problemimiz yok. Biz sadece üzüm yemek istiyoruz. Daha iyi şartlarda, daha iyi imkanlar dahilinde çalışmak istiyoruz. Bizim yani tek isteğimiz buydu. Biz zaten bu yola hak arayışı için, bunun için çıktık. Başka bizim kesinlikle farklı bir emelimiz, gayemiz, hiçbir şeyimiz yoktu. Tek istediğimiz hakkımızdı. Yani bunu da nasıl yapabiliriz diye düşündük. Yıllarca, 20 seneye yakındır Eurosurf Hizmet AŞ, Philip Morris'e hizmet alt... şey sağlayıcısı olarak, hizmet sağlayıcısı olarak şey veriyor, hizmet veriyor. Ve hemen hemen biz bunu yani her seferinde arkadaşlarla oturup irdeliyoruz. Yani ne yapabiliriz de bu koşullar daha güzel olsun, daha iyi olsun, biz evimize bir parça daha fazla ekmek götürebilelim. Hep bunların tartışmasını yaptık. Yani patrona her seferinde söylediğimizde işte ya biz bak geçinemiyoruz. İşte bilmem ne bey, şu bey, bu bey yetmiyor abi. Gitmiyor abi, faturam şu kadar geliyor. Abi bak bir poşet şu kadara doluyor abi. Yani bizim genel müdürümüzün bize dediği şudur. Ya biliyorum ben de geçinemiyorum. Biliyorum ben de geçinemiyorum. Tabii ya. Sen geçinemiyordun. Yani. Nedir ben de? O zaman biz dedim yaşamayalım iş dedim. Hiç dedim yaşamayalım. Yani yaşamaya, o zaman dedim işçinin, emekçinin dedim, yaşamaya hakkı yok burada. Yani ne yapmamızı bekliyorsunuz dedim. Bakın dedim yani dedim, bir ortak noktasını bulalım. Bir çıkar yoluna gidelim. Anlaşalım. İşte bize ne veriliyorsa biz de onu veriyoruz size. Bütçe yok, para yok, kasada para yok.
Şu an kaç işçi işten atıldığı bir elinizde net rakam var mı? Ya şimdi burada şöyle bir problem var. Bakın, aslında o bile mertçe olmalı. Çıkarıyorsan işçiyi, dersin ki ben şu işçileri işten çıkardım. Tazminatını ödersin, ödemezsin, mahkemeleşirsin. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Arıyorlar işçiyi, amiri arıyor. Diyor ki, işte Fatma Hanım, siz ikinci bir talimatımıza kadar işe gelmeyin. Peki diyor, bununla ilgili bir yazı gönderir misin diyor işçi arkadaş ona. Yok diyor, sözlü iletiyorum. Bizi böyle söyledi müdürlerimiz diyor. Ya şimdi buradaki amaç ne? Diyor ki adam 48 saat işe gelmesin, ben de onu haksız hukuksuz işten atayım. İş hakkı fes olsun, tazminatsız işten atayım. İşte bakın, sendikalı olmanın böyle avantajları vardır. Biz bunları her yerde yaşadığımız için hemen arkadaşların bu konuda tutanaklarını tuttuk. İşçi arkadaşı arıyor, diyor ki işe gel. İşçi arkadaş işe geliyor, güvenlik diyor ki senin işe giriş isim listesinde ismin yok, seni içeri alamam. Yani bir sürü numara çeviriyorlar. Şimdi dolayısıyla ben size neden rakam veremiyorum? Eline resmi yazı ulaşanlar var. WhatsApp'tan ulaşmış ya da E-Devlet'e girince görmüş ya da evine tebrikat gelmiş. Ama birçok işçi şu anda ne işe çağrılıyor ne de işe giderse işe alınıyor. Belirsizlik yani var yani. Böyle yüzlerce arkadaş. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz evvelsi gün İşverene ihtarname çektik. Noterden ihtarname çektik. Her iki işverene de. Ana işveren Philip Morris'e de, Euroserve'e de ihtarname çektik. Her gün arkadaşlarımız tutanak tuttular. Ben iş yerine geldim. Hatta kameraya çektiler, fotoğraf çektiler, video çektiler. Geldim, beni içeriye almadılar. Bunu biz tespit ettik tutanaklarla. En son ihtarname çektik. Şimdi bugün yeni bir şey yayılıyor ortalıkta. İşte 3 gün içinde işten atılmalar tamamlanacak. Ondan sonra işte arabulucuya gidilecek sizin, merak etmeyin. Hani tazminatlarınız falan ödenecek, hani mahkemeye gerek yok. Oysa ben buradan şunu anlıyorum. İşveren gerçekten suç işliyor. Burada haksız hukuksuz sendikalı olmaktan işten attı bu işçileri. Elimizde her türlü tutanak, belge, bilgi var. Haklarında sadece ihbar ve kıdem tazminatlarımız için değil, İşverenin kötü niyet tazminatlarını da talep edeceğiz. Yani işveren yaptığı ayak oyunlarının işe yaramadığını fark etti. Anladı, sanki yere adım atmak istiyor gibi bir manevra var. Ya da direnişi kırmak için bunu yapıyor. Bunu göreceğiz. Peki nasıl işten atılan işçilerde bir böyle birliktelik, bir mücadele isteği mi var? Yoksa böyle bir geri çekilme, bir korkma, kaygı duyma, bu tarz ruh halleri nasıl işte? Ya şimdi aslında bakın şunu söyleyeyim. Biz ilk günlerde arkadaşların dediniz ya, yani sendikalı olma isteği falan filan başınıza gelir mi, düşündünüz mü? Şimdi aslında biz bunları hani bir sendikal tecrübeden kaynaklı olarak her olasılığı arkadaşlarımızla tartıştık. Arkadaşlar, biz hak bir mücadelesine giderken her türlü haksız ve hukuksuz muameleyle karşılaşabiliriz. Bunları çok tartıştık. Burada işçi arkadaşların genelinde şöyle bir şey var. Abi bizim birçoğumuz teknik elemanız biz. Gitsek birçok yerde 7-8 bin liraya iş bulabiliriz. Artık yeter. Atacaksa atsın. Ben sonuna kadar direnirim. Yakmış yani işçiler. Aynen öyle. Şimdi de hani, yeni yeni herhalde çıkış belgeleri gelenler de yorumlar yazıyorlar. Volkan Bey demiş, sonunda benim de çıkışım geldi demiş. Rahatladı. Bakın çok ilginçtir. İşçi arkadaşlar da ben burada hani ya arkadaşa tebligat geliyor. Oh diyor ya. Hele şükür geldi diyor. Evet. Çünkü kaç gündür işe girip giremeyeceğini bilmiyor. Bu kötü bir şey yani. Evet. Hani işçi burada net olmak istiyor. Ha şu da olmuyor mu? Ya çok doğal bu, çok insani bir şey. Adam diyor ki ya 5500 liraya çalışıyordum ben burada. Ve bugün işsiz kaldım. Yarın acaba ne yaparım? Nerede iş bulabilirim kaygısı yok mu? Böyle iş var, bu çok insani bir kaygı. Evet. Ama şöyle bir duygu hakim. Biz burada haksızlığa, hukuksuzluğa uğradık. Bunun mücadelesini sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Yarın başka bir fabrikada çalışmak zorunda kalsak bile buradaki hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Hani bu duygu hakim işçide genel olarak, onu söylemek isterim. Evet, şimdi yine arkadaşım yazmış, hangisi göremedim ama ben demiş bir operatör, 3 operatör gibi çalışıyordum demiş. Hani bundan sonra hadi bulsunlar bakalım böyle işçiyi diyor. Şu an fabrikanın durumu ne? Üretime devam ediyor mu? Çünkü çok
ciddi sayıda işten çıkarmalar söz konusu. Evet. Bir üretimde bir aksama, bir problem var mı? Onu nasıl çözmeye çalışıyorlar? Şimdi bizim, bakın, işten atılan arkadaşlarımız var ama atılanların 2-3 katı içeride daha sendikalı üyelerimiz var. Bunlar devam ediyorlar, sendika üyelikleri. İçeriden her türlü bilgiyi alıyoruz biz. Şimdi burada daha önce arkadaşların verdiği bilgiler üzerinden söylüyorum. Ben 11 tane makine çalıştırılıyormuş üretimde. Bu Ukrayna ve Rusya savaşından sonra orada üretim sekteye uğradığı için buradaki makine sayılarını yanılmıyorsam 27'ye çıkardılar ve işçi arkadaşlarımıza bakın ya, böyle hani 8 saat 5500'e çalıştırmanın dışında bayram, seyran, hafta böyle bir şey yok. Geleceksin abi. Gelmezsen vallahi işten atarım. Şimdi işçi mesaiye de zorlanıyor. 3 ayda 200-270 saat mesai dolduran işçi arkadaşlar var. Yani buna dayanabilir mi insan? Şimdi şu önemli bir suç, aslında bunu da sizin aracılığınızla söylemek isterim. Aslında taşeron işletme nedir? Ana üretim yapan işletmenin alt hizmetini veren demektir. Evet. Bu arkadaşlarımızın birçoğu bizzat üretim işinde çalışıyor. Normalde ana işi yapamaz. Normalde yapamaması gerekir. Bildiğiniz sistem makinalarını kullanıyorlar. Mesela Aytaç arkadaşımız bu teknik arkadaşlarımızdan biridir. Evet, onu bile kullanmaya, üretimde çalıştırılmaya zorlanıyor bu arkadaşlar. Şimdi üretim korkunç derecede sekteye uğramış durumda. Biz bunu biliyoruz. Yeni taşeronlarla iletişime geçiyorlar. Çünkü herhangi bir işçiyi alıp, işte mesela az önce söyleyen arkadaş doğru söylüyor. Bir işçi elindeki forkliftle günde 3 tane konteyneri yükleyebiliyor tek başına. Bu da bir de teknik, hani herhangi bir malı yükler gibi yüklenmiyor. Numaratörlü bir sistem çalışıyor. Şimdi o işten atılan işçi arkadaşın yerine 3 işçi arkadaş alıyorlar. 3 kişi 1 tane konteyneri yükleyebiliyor. Ya burada şöyle bir şey var. Bir sınıf yaklaşımı var. Hani biz şöyle ifade edelim. Patron zarar etsem de diyor, ben burada sendikalı işi çalıştırmayacağım. Aynen. Diyor. Evet. Aynen. Ben diyor kafama göre çalıştırırım kardeşim. Muhatap tanımam, para benim, mal benim, mülk benim. İstediğim evet. gibi sizi bir makinenin parçası gibi çalıştırmak istiyorum diyor. Temin aslında espri diye söylediniz. Gerçekten bu işi önlemek üzere harcadıkları parayı, ya bizi çağırıp gelin oturun bir konuşalım, hani derdi ne işçinin, ne istiyorsunuz deselerdi, konuşsalardı belki şu anda böyle bir şey yaşamamış olacaktık. İşçiler işten atılmayacaktı, biraz daha iyi şartlarda çalışacaklardı. Peki bundan sonrası için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bildiğim kadarıyla fabrikanın içerisinde bir şu an bir direniş evet. yok. Evet. Önünde bir direniş mi gerçekleşecek? Eylemler yaptınız dün. Montrö kapısındaydınız. Evet. Yine bugün fabrika önünde Torbalı bir eylem yapıldı. Evet. Torbalı'da bir eylem yapıldı. Evet. Yani bu tarz eylemlerle mi mücadele yürüteceksiniz? Nedir önünüzdeki plan? Şimdi biz her hafta işçi arkadaşlarımızla birlikte oturup karar veriyoruz. Hı-hı. Birlikte değerlendiriyoruz ve bir haftalık plan çıkarıyoruz. Bu hafta nasıl bir plan dahilinde mücadelemizi yürütelim? Aldığımız kararları da günü gününe uygulayarak devam ediyoruz. Şimdi bu programımızın bugün sonuncusunu Torbalı'da bir basın açıklaması yaparak gerçekleştirdik. Önümüzdeki bir hafta şöyle planlar hayata geçecek. Bir kere biz fabrikanın kapısından ayrılmayacağız. Orası bizim fabrikamız, orası hala bizim işçi arkadaşlarımızın, üyelerimizin ekmek teknesi. Biz hala oraya hakkımızı alarak işe dönmeyi döneceğimize inanıyoruz. Bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu arada bize birçok siyasi partiden, sendikadan, demokratik kitle örgütlerinden dayanışma talepleri geliyor. Onları orada misafir edeceğiz. Karşılayacağız onları. Dayanışma duygularını alacağız. Moral motivasyonumuzu yükseltecekler. Yani bütün İzmir işçi sınıfını demokratik örgütlerini evet. bekliyoruz. Yani evet, kesinlikle bekliyoruz. Kesinlikle bekliyoruz. Şöyle bu 12 Eylül yasalarına dayanarak baraj ve benzeri mobbing, her türlü baskıyla işçilerin örgütlenmesi engelleniyor. Bu işçi için ana sütü gibi hak bir şeydir. İşçi örgütlü, sendikalı, iş güvenceli çalışmak istiyor ve bunu savunan, demokrasiyi savunan bütün güçleri, hangi anlayıştan olursa olsun mücadelemize destek vermelerini istiyoruz.
bu işin bu tarafı önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'da yine Kompas'ın merkezinde yine bir eylem gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz 1 Ekim'de meclis açılıyor. Meclise gerekirse buradan Marlboro işçileriyle meclis koridorlarına, siyasi partilerin grup toplantılarına gireceğiz. Evet. Bundan asla geri durmayacağız. Dün bir Alman gazetesinde tam sayfa olarak Philip Morris işçilerinin, Torbalı Marlboro işçilerinin haberi vardı. Dediğimiz gibi İsviçre'de, Amerika'da, Almanya'da ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Yani uluslararası bir işçi sınıfı dayanışması da bekliyorsunuz. Uluslararası tekele karşı uluslararası bir sınıf mücadelesini bekliyoruz. Bu dayanışmayı bekliyoruz. Bu çok hayati bir şey. İnanın bu sadece Marlboro için değil. Türkiye'de bugün işçilerin %10'unun altında bir kısım örgütlüyse ve sözleşme imzalıyorsa bunun önündeki en büyük engel bir antidemokratik sendikal anlayış, yani bu bizim sarı sendikalı dediğimiz, bürokratik sendikacılık dediğimiz sendikal anlayış biri ise, ikincisi sınıf dayanışmasında gösterilen eksiklerdir. Bunları gidereceğiz. Aynı durumda olan yüz binlerce, milyonlarca işçi arkadaşımızla sınıf mücadelemizi birleştireceğiz ve sürdüreceğiz. Evet, programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Çınar Hanım, sizle devam edelim. Siz içeride çalışan işçi arkadaşlar var, üye olmayan işçiler var. Philip Morris'in kadrolu, aslında kadrolu değil onlar değil mi? Yani özel sektörde kadrolu. Ya Philip Morris işten atmak istedi mi herkesi atar patronlar. Yani, burada kanunlar olur. O arkadaşlar da kendileri çok güvende belki hissediyorlar. Yani, öyle değil. Onlara dair bir şeyler söylemek ister misiniz oradaki arkadaşlara buradan? Yani biz orada çalışırken hepimiz... yani nasıl desem, insani koşullarda hepimiz eşit gibi çalışıyorduk ama maddi olarak, maaş olarak hiçbirimiz eşit değildik. Onlar bizim çalışma sistemlerimizi biliyordu. Bizim ne kadar ezildiklerimizi de biliyorlardı. Bize bu anlamda destek vermelerini isterim. Yani bizim ne kadar yıprandığımızı, ne kadar koşturduğumuzu, ne kadar emek sarf ettiğimizi hepsi görüyorlardı. Biliyorlardı da. Aslında bize İsteklerimiz çok fazla büyük bir şey de değil. Çok aslında onlara göre çok cüzi şu yapılan harcamalara göre onları bize harcamış olsalardı bugün burada olmayacaktık yani. Daha güzel koşullarda olmuş olurduk. Yapabilirlerdi. Hala yapabilirler. Ama o arkadaşlar da bize destek olursa, yöneticilerimiz bize destek olursa daha güzel bir şekilde çalışabiliriz. Evet. Buradan yani, destek çağrısını yine evet, diyelim. Evet, desteklerini istiyoruz. Evet, Aytaç Bey, siz neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle ki, zaten bugün bizim yaşadığımız süreçte yarın onların başına gelmeyeceği de bir malum. Yani patron belli, işveren belli. Hiçbir şekilde işçinin, emekçinin kazanmasını istemiyor. Sesinin duyulmasını istemiyor. Haklarına tam anlamıyla erişmesini istemiyor. Gelsinler, bizimle birleşsinler, tek yumruk olalım. Bu yolda bu mücadelede birlikte yürüyelim. Evet, Kubi, sizden de son sözlerinizi alayım. Sonra programımızı kapatalım. Evet, aslında Türkiye'deki antidemokratik sendikal uygulamaları ortadan kaldırmak istiyorsak, bugün onlarca iş yerinde haksız, hukuksuz. Bakın daha dün yine Torbalı Havzası'nda Betonstar firmasında Birleşik Metal İş Sendikası, DİSK'e bağlı, örgütlendi. Orada da 17 işçi işten attılar. Bu işçi düşmanlığını ortadan kaldırmanın bir tek yolu var. Yarın herkesin başına gelebilecek, bütün işçi kardeşlerimizin başına gelecek mesele de bugünden önlem almak, bütün bu mücadeleleri birleştirmek gibi bir temel görevimiz var. Bu konuda bütün sorumluluk duyan sınıf dostu kurumlara destek ve birleşme çağrısı yapıyoruz. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz de çok teşekkür ederiz duyarlılığınıza. Biliyorsunuz Türkiye'de çok böyle işçi emekçi mücadelesini gündem yapan gazete, televizyon kanalı pek yok. Sizin bu duyarlılığınız için biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de kendi görevimiz olarak nitelendiriyoruz bu durumu. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta Torbalı'da bulunan Philip Morris fabrikasındaki DİSK Gıda İş'in başlattığı direnişi konuştuk. Sendikalı olmak için mücadele eden işçi arkadaşlarımız patron tarafından işten atıldılar ve şu an direnişteler.
Buradan da başta İzmir olmak üzere Türkiye'deki veyahut da dünyadaki tüm işçi sınıfı dostlarını da bu direnişe ben de destek olmaya davet edeyim. Bugün Disk Gıda İş Ege Bölge Temsilcisi Ufuk'tan Ödem ve Philip Morris'in Euroserf taşeronunda çalışan direnişçi işçi arkadaşlarımız Çınar Çimen ve Aytaç Sakipoğlu bizlerle birlikteydi. Kendilerine programımıza katıldıkları için sizlere de izlediğiniz için teşekkürler. Çok sayıda yorum var, bazılarını okuyabildim. Okuyamadığım işçi arkadaşlarımız da bizi affetsinler. Onlara da buradan selamlarımızı, desteklerimizi iletiyoruz. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla iyi günler.